biraz daha rahat basın. Elinizdeki şeyler edip raporlar, yazışmalar, çizişmeler, niyetli dosyaları kapatılsın. Düğümlerini atın, ondan sonra arkadaşlarımız gelsinler. Geçen sene neler yapılmıştı, onların bir takibi yapılacak. Bu sene ayrıca seçilmiş dosya denetimi de yapacağız. Dolayısıyla geçen sene itibariyle biz gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse Kanada'nın örneklerinden istifade etmek suretiyle kalite kontrol standartı uyarınca kendi denetim rehberlerimizi hazırladık. Diğer standartlarla ilgili denetim rehberlerinin hazırlık çalışmalarını yaptık. Bu yıl itibariyle de onlardan bir kısmını tamamlayıp bu denetimlerde uygulamak istiyoruz. Önümüzdeki sene itibariyle de bütün standartların denetim rehberleri oluşmuş olacak. Dolayısıyla tabiri caizse 1000 sayfa belki rehber var, 1500 standart var, 1500-2000 sayfa kadar da rehber çıkıyor. Dolayısıyla bizim kamu gözetimi kurumunda istihdam ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir kısmı eski muhasebe standartları kurulundan gelen muhasebe uzmanı arkadaşlarımız. Bir kısım arkadaşlarımız gerek Maliye Bakanlığı'ndan, gerekse Ticaret Bakanlığı'ndan bize transfer olmuş bir memuriyet, uzmanlık ya da müfettişlik tecrübesi olan arkadaşlar. Bir kısım arkadaşlarımız da, bunlar da yeni uzman, freshman, yeni yeni yetişecekler. Biz onların eline uygun bir denetim rehberi verebilirsek, o şekilde ancak denetimleri yapabiliriz. Bunlar da aynı zamanda bir taraftan denetim konusunda da tecrübe kazanmış olacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki süreç hem onların eğitimi hem de kurumsal kapasitenin artırılmasına ilişkin bir süreç olmuş olacak. Şimdi önümüzdeki süreçte yapacağımız diğer çalışmalardan birisi de ki buradaki arkadaşlarımız buna vakıf olduklarını düşünüyorum. Yerel raporlama çerçevesinin oluşturulması. Hani Ağustos ayındaki bu karardan sonra arkadaşlarımızdan pek çok eleştiri geldi. Yani aslında biz TFRS'ye göre güzel hani denetim yapılıyordu, sistematik oturmuştu. Denetime tabi olan herkes TFRS'ye göre hazırlayacaktı. Ancak şimdi tekrar vergusüle mi döndük diye. Biz bunun vergusül olmadığını, aslında vergusülden farklı bir şey olduğunu epey bir anlatmaya çalıştık. Hala da anlatmaya çalışıyoruz. Yani belki basitçe diyoruz ki ya bu vergusül değil, bu musukut. Musukut artı bir de ilave hususlar var. Dolayısıyla 2014 yılı bu şekilde uygulanacak. İnşallah 2015 yılında da yerel raporlama çerçevesini oluşturmuş olacağız. Yerel raporlama çerçevesiyle ilgili olarak da önümüzde güzel örnekler var. Bunlardan birisi de İngiltere'nin örneği. Muhasebe direktifi değişikliğinden itibaren, yani 2013 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkeleri de kendi yerel raporlama çerçevelerinde bir takım değişikliklere gidiyorlar. İngiltere bu değişikliklere daha önceden başlamıştı. Ve FRS 102 galiba değil mi? Standart. FRS 102 standartını yayınladılar. Ama 1-2 yıl onlar süre verdi uygulamaya başlamak. Bu standart aslında bizim yerel raporlama çerçevesi diye düşündüğümüz çerçeveyi 3 aşağı 5 yukarı yansıtıyor. Bu tam IFRS değil ama sadece vergi mevzuatına ilişkin bir şey değil. Gerçek anlamda bir raporlama çerçevesi, ticaret kanunu uyarınca raporlamayı düzene sokacak olan bir çerçeve. Bununla birlikte ortaya 3 kademeli bir yapı çıkacak. Bir TFRS uygulayanlar, finansal raporlama anlamında yerel raporlama çerçevesini uygulayanlar, bir de bunların dışında kalabilecek belki daha küçük işletmeler açısından bugüne kadar ne yapıyorsan aynısını yapmaya devam ediyor. Senin yükümlülüğünü ne azaltıyoruz ne de arttırıyoruz. Belki Avrupa Birliği direktifine bakıldığı zaman aslında daha küçük işletmelerin raporlama yükümlülüğünü belki azaltmak lazım. Ama direktif diyor ki sen daha ağır bir şey uyguluyorsan yanına karışmıyor. Dolayısıyla biz o kısma büyük ihtimalle dokunmayacağız. Dolayısıyla şimdiye kadar ya bir vergi raporlaması bir de ticaret kanunu raporlaması mı olacak deniliyordu ki bunun kabullenmesi ne diyelim imkansızmış gibi izah ediliyordu. Dünya böyle uygulamıyor deniyordu. Ama bizim gidip gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde olay tabiri caizse kazın ayağı veriliyor. Bu salondaki herkes zaten biliyor. Başka toplantılarda biraz daha detaylı izah etmeye çalışıyoruz.
İşin denetim standartları boyutu itibariyle de biz AİFEK ile yapmış olduğumuz görüşmelerde ilk tartıştığımız konulardan birisi buydu. Siz sadece bağımsız denetim standartları mı alacaksınız, adapte edeceksiniz, yoksa bütün diğer hizmetleri de dahil, etik de dahil, eğitim de dahil hepsini mi alacaksınız? Biz onlara dedik ki biz Türkiye denetim standartları çatısı altında bağımsız denetim de dahil olmak üzere etik, eğitim, diğer güvence hizmetleri standartlarının hepsini adapte etmek istiyoruz. Dolayısıyla telif anlaşmamızın içerisinde bütün standartlar var. Artı bunlara ilave olarak bir de bilgi sistemlerinin denetimi standardı olacak. Türkiye denetim standartları çatısı altında. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte her ne kadar bugün itibariyle biz bağımsız denetim dediğimiz zaman tırnak içinde anlaşılan finansal tabloların zorunlu bağımsız denetim olmakla birlikte aslında biz meslek mensuplarının önüne daha geniş bir çerçevede denetim açıyoruz. Ha, belki zorunlu olmayan ya da finansal tablo denetimi dışındaki diğer güvence hizmetleri alanında önümüzdeki süreçte daha fazla iş çıkabilecektir. O sahada belki daha fazla ekmek olacak. Ama bugün itibariyle yeterince bu alanda farkındalık oluşturamadık. Standartlarını yeni yeni oluşturuyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte de hem biz hem de siz de bu farkındalığı sektörde oluşturmaya çalışacağız. Bu alana ilişkin bizden çeşitli kamu kurumlarından talep oluyor. Sağlık Bakanlığı bir şekilde hastane denetimlerini nasıl gerçekleştirebiliriz? İşinde bir doktorun da olacağı, sağlık memuru personelinin de olacağı bir denetim sistematiği kurgulamaya çalışıyor. Görüşüyoruz. Benzer bir sistematik MASAK tarafında MASAK'ın kendi yapmış olduğu incelemeler, DLDK'nın incelemeleri dışında bir takım doğrudan bilgi akışını sağlayacak denetim mekanizması MASAK düşünüyor, kurgulamaya çalışıyor ve istişare ediyoruz. Belki oralarda da bir takım şeyler çıkabilecektir. Diğer taraftan EPDK ile geçtiğimiz süreçte yaptığımız çalışmalarda EPDK'nın şöyle bir düşüncesi vardı. Ya biz bağımsız denetimi daha geniş tutuyorduk, siz bunu sınırladınız. Biz de onlara dedik ki bu bağımsız denetim ticaret kanunu uyarınca yapılan bir denetim. Siz de bağımsız denetim yaptırabilirsiniz, daha fazla bilgi de isteyebilirsiniz. Ya bu denetim bizim denetimimize ilave bir takım hususları içerecek şekilde ama bir, bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılsın ve Türkiye denetim standartları uygulansın. TFRS mi uygulanacak, yerel çerçeve mi uygulanacak, o mükellefin durumuna bağlı olan bir şeydir dedik. Geçtiğimiz süreç içerisinde de EPDK'nın yönetmeliği yayınlandı. Ve EPDK'nın yönetmeliği aslında Bakanlar Kurulu'nun çerçevesinin daha da ilerisinde bir çerçeve. Elektrik ve doğalgaz piyasasında 100 kW'ın üzerinde üretim yapanlar, özelleştirme ve kitler hariç olmak üzere tamamını onlar denetime tabi tutuyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte denetim alanında kademe kademe genişleyecek. Belki bazı alanlar itibariyle daha fazla genişlediği durumlarda söz konusu olacak. Ancak bahsetmiş olduğum gibi bağımsız denetim uygulamalarının, zorunlu bağımsız denetimin alanı 3 aşağı 5 yukarı görünüyor. Avrupa Birliği'nin zorunlu tutmuş olduğu hususlar belli. Yaklaşık olarak bu zorunluluk kapsamına 4 milyon euro, 8 milyon euro zorunlu kapsamına giren firma sayısı ülkemizde 22 ila 25 bin civarında. Ancak 22 ila 25 bin civarına biz geldiğimiz zaman en büyük 25 bin firmanın kurumlar vergisi mükelleflerinin aktif toplam içerisinde oranı %99 küsür. %100'e yakın bir oran. Dolayısıyla demek ki aslında gerisi de küsürat. Yani burada büyük bir konsantrasyon var. İşin diğer kısımları belki farklı mekanizmalarla şayet Ticaret Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu bir denetim sistematiği varsa ayrıca düşünülebilir. Ama o kısmının da gerçekten iyi kurgulanması lazım ki Sayın Başkan'ın da bahsetmiş olduğu gibi biz denetim derken ortaya ciddi bir sistematik koymaya çalışırken, bunu dünya standartlarında yapmaya çalışırken yaptığımız işin dışarıda bir karşılığı olsun diye hassas dururken bu konu üzerinde altımızdaki zemin kaybolmasın. Demek istediğim şu, denetimin itibarını kaybetmeyelim. Hepimiz biliyoruz. Öncesinde
büyük firmalar dediğimizde Arthur Anderson ismi ön plana çıkıyor. Arthur Anderson bu işin başlangıcında işte kamu gözetim kurulmasına neden olan bu olayların başlangıcında Arthur Anderson battı. O gün itibariyle Arthur Anderson'da yer alan kişiler. Arthur Anderson'ın Türkiye network'ünde çalışan arkadaşları da bugün sahada çalışıyorlar. Ama hiçbirinin aklına tekrardan Arthur Anderson kurayım gelmiyor. Bu iş Amerika'da yargı vakası oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar, en yüksek mahkemeye kadar gitti. Oralarda da yargılandılar. Hiçbir numara da çıkmadı. Yani o gün itibariyle belki düzenleme oydu. Hepsi aslında beraat etti. Ama ya şu Arthur Anderson biz tekrar kuralım diye hiç kimse düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Çünkü artık o ismin itibarı yok. Dolayısıyla denetim işi baştan aşağı bir itibar işi. Biz mesleğin itibarını, yapılan işin itibarını ne kadar yüksek tutabilirsek, umarım ki önümüzdeki süreç içerisinde gerek ücret meseleleri, gerek rotasyon meseleleri kademe kademe hallolacak olur. Dolayısıyla ben diğer arkadaşlarımıza da belki orada da sorular cevaplar kısmındaki takım hususlar açıklama ihtiyacı duyacağız. Her şeyi burada söylemeyin. Bir kısmını sonraya bırakayım. Sorular gelince söyleriz. Ben bu konferansı etkinliği düzenlemiş olması dolayısıyla Bağımsız Denetim Derneği'ne tekrar teşekkür ediyorum. Mühür alacak olan arkadaşlarımıza da konferans panel sonunda mühürlerini teslim edeceğiz. Onlara şimdiden hayırlı olsun diyeyim. İnşallah hayırlı olması vesilesiyle başarılar diliyorum.